kısaca şöyle düşünüyorum. Bugünkü Müslümanlar bilhassa serveti, varlığı, imkanı olan Müslümanlar, dükkanı olan Müslümanlar, tezgahı olan Müslümanlar, fabrikası olan, gayrimenkulleri, paraları, imkanları olan Müslümanlar, acaba ne ölçüde İslam'a hizmet yolunda hareket etmektedirler? Veyahut da bu kazandıkları sermayeyi, parayı, serveti, dükkanı, mağazayı, fabrikayı, arabayı, kasayı, keseyi, masayı kime bırakacaklardı? Nasıl bir neslin eline teslim edeceklerdi? En mühim suallerden birisi de bu. Ey Müslüman, şu anda ruhunu teslim etsen Allah'a, malın mülkün kime kalacak? Şu anda ruhunu teslim etsen Allah'a, servetin kime kalacak? Senetlerin, sepetlerin kime kalacak? Mağazan, eşyan, madden, menfaatlerin kime kalacak? En mühim sualin birisi de budur. Nefis muhasebesinde en mühim sual. Eğer bu servetin, gayrimenkullerin, eşyaların, imkanların Allah'a isyan eden bir neslin eline kalacaksa, namaz kılmayan, oruç tutmayan, Allah'ın emrini dinlemeyen, Kur'an okumayan, İslam'ı yaşamayan, asi, mücrim bir neslin eline düşecekse, onların elinde kalacaksa servetin, bil ki dünyada da ahirette de hayatın perişan olacak. Senin bıraktığın mağaza, senin bıraktığın servet, senin bıraktığın miras, nakit paralar, arabalar, imkanlar, eğer Allah'ı tanımayan, Allah'a ibadet etmeyen bir çocuğun, bir evladın, bir neslin eline kaldıysa, bilesin ki senin bıraktığın mallarla, paralarla, servetlerle dünyada onlar Allah'a isyan ettikleri müddetçe sen mezarında ruhen muazzeb olacaksın ve mahşer sabahına kadar ruhuna mezarında kezzap dökülecek. Servetin nereye, kimin ellerine kalıyor, kimin imkanlarını hazırlıyorsun, sen dünyada niçin çalışıyorsun, bu milyonları kim için kazanıyorsun, bu dükkanları, bu arazileri, bu gayrimenkulleri kimin için topladın, tedarik ettin? Bu İslam hukukunda çok büyük mesele. Vakıa, irtidat bahsinde bu mevzu çok geniş ele alınmış. Şöyle ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar, لَا يَرِسُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ Hadis-i şerif ve buradan çıkan hükümler. Efendimiz buyuruyor ki, Müslüman bir babanın evladı, Müslüman bir hacı efendinin evladı Allah'ın hükümlerinden birisini inkar etse, önce Müslüman, müminken, Müslümanken üniversiteye gittikten sonra inkar etmeye başlasa, liseyi, üniversiteyi okuduktan sonra bir bakıyorsun, Hacı Efendi'nin oğlu daha evvel Müslümanken şimdi İslam'ı inkara kalkışıyor. Örtünme emrini inkar ediyor, faiz emrini inkar ediyor, canım böyle şey olur mu diyor, böyle şeye kulak asılır mı diyor, bu çağ dışı fikirlere ne lüzum vardır demeye başlıyor. İşte böyle söyler söylemez bu delikanlı, bu genç insan, bu adam İslam hukukuna göre kafir olur, mürtet olur. İlahi hükümlerden birisini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden birisini önemsemeyen, küçümseyen, inkar eden, kabul etmeyen bir çocuk, hangi Müslümanın oğlu olursa olsun kafir olur, mürted olur. Böyle olunca netice nereye varır? O Müslüman baba, o kafir olan oğluna bir kuruş miras bırakamaz. O evladına miras bırakırsa Allah'a isyan etmiş olur. Miras kalamaz.
mürtet olan evlat babanın mirasına konamaz. Bir baba namazı inkar eden oğluna, bir Müslüman baba baş örtüsünü, tesettürü inkar eden bir kızına zerre kadar miras malı bırakırsa Allah'ın nizamını inkar etmiş olur. Miras kalmaz onlara. İnkarcı olan evlat babasının çiftliğine konamaz. İnkarcı olan evlat babasının mağazasına, mirasına konamaz. İnkarcı olan evlat babasının arabasına ve gayrimenkule sahip olamaz. Eğer Müslümanlar inkarcı olan çocuklarına miras bırakıyorlarsa bilsinler ki iki cihanda yüzleri kara olacak. İki cihanda yüzleri kara olacak. Öyleyse ey Müslüman, sen bu dünyalık serveti, bu parayı, bu imkanı, bu gayrimenkulleri nereden temin ettiğin gibi kime bırakacağını da hesaplaman lazım. Eğer Müslüman bir nesil peydahlayamadıysan bütün servetini İslam'a hizmet eden müesseselere vermek zorundasın. Onlara bırakamazsın. Sana Allah'ın verdiğini sen Allah'ı inkar edene bırakamazsın. İslam bunu kabul etmiyor. O halde yapacağımız nefis muhakemesinde bu hususu da geniş çapta ele almak iktiza ediyor. Bugün Müslümanların hali acıklıdır. Adam Müslümandır, birkaç defa hacca gitmiştir, namaz niyaz kılmaktadır. Dünyalık eşyası, malı, yazlık evi, kışlık evi, altında çeşitli arabalar, mağazalar, dükkanlar vardır bu Müslüman. Bu Müslüman ölür ölmez bütün servetini alnı secdeye gelmeyen inkarcı mürtet evladına bırakmaktadır. Nasıl bırakabilirsiniz bunu? Dört mezhepte de bir Müslümanın serveti ve mirası kafir olan, mürted olan, inkarcı olan evladına bırakılamaz, bırakılamaz. Kime bırakıyorsun? Bu çok mühim nokta. Müslüman dünyada bu hususu garanti altına almazsa, dünyada bunu İslam'a göre planlamazsa, gerek mezarda gerekse mahşerde gerek gelme ahirette çok büyük hüsrana düşecek. Allah-u Teala nefsini, neslini ve bütün servetini Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlayan kullar sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Aziz kardeşim.